Bugün bahsedeceğimiz konu karaciğer tümörleri. Karaciğer tümörleri kendi karaciğer dokusundan kaynaklanan tümörler olabileceği gibi hepatoselüler karsinom, kolanjiyokarsinom bunların pratikte en sık gördüğümüz tümörler dışında karaciğere başka bir tümörün metastaz yapmasıyla da karşımıza çıkabilir. En sık bağırsak Kalın bağırsak kanserleri, meme kanserleri, nöroendokrin tümörler ve diğer kanserler karaciğere metastaz yapabilir. Karaciğer tümörlerinin tanı anında cerrahi uygunluğu %20 ile %30 olduğu bildirilmektedir. Bu bizim güncel pratiğimizde de bu şekilde olduğunu görüyoruz. Cerrahi tedavi bu işte en iyi tedavi seçeneği olduğunu bildiğimizden uygun olan hastaların tedavisinde cerrahi tedaviler kullanılmaktadır. Diğer grupta esasında %70-80 hastada tanı anında cerrahi şansı olmadığı hastalarda Sistemik tedaviler ki burada onkolojinin yönettiği kemoterapiler ve hedefe yönelik tedaviler ile immün dışında güncel hayatımızda modern hedefe yönelik tedavi açısından girişimsel radyolojinin tedavileri yer almaktadır. Uygun bir bilimsel konseyde değerlendirilen hastaların tamamında ...günümüzde uygun olan hastalara lokal tedaviler yapabiliyoruz. Bu lokal tedavilerde uygun olan hastalarda ablatif tedaviler, radyo frekans, mikrodalga ablasyon tedavileri olduğu gibi... ...trans arteriyel dediğimiz atar damar tarafından kasıktan bir anjiyografi yöntemiyle tümör bölgesine ulaşılarak kemoembolizasyon ve radyoembolizasyon tedavileri uygun seçenekler arasında yer almaktadır. Radyoembolizasyon günümüzde bizim çok sık hastalara fayda gösteren ve uyguladığımız bir tedavi yöntemi. Hastayı değerlendirdikten sonra bir deneme seansı yapıyoruz. Bu deneme seansında anjiyografik tümör ve karaciğer anatomisini çıkarttıktan sonra ...zararsız bir nükleer tıp bölümünden MEA adını verdiğimiz makro makroalbumin agregatı enjekte ediyoruz. Nükleer görüntüleme yapıyoruz. Uygun olan hastaları tedavisini planlıyoruz. Uygun dozu hesaplandıktan sonra hastalara ikinci oturumumuzda radyoembolizasyon için... ...birinci seansta, birinci oturumda yaptığımız anjiyografinin devamında hastanın tedavisini e, bitirmiş oluyoruz. Bu tedavinin avantajlarından bahsedecek olursak en büyük avantajı hastayı güncel hayatından alıkoymaması. Tedavi ettiğimiz hasta ertesi gün normal hayatına geri dönüyor. Eğer hastanın gerekli bir sistemik tedavisi, kemoterapisi de varsa o tedaviye ara vermeden hasta tedavisine ve güncel hayatına devam etme şansı yakalamaktadır. E, tolerabilitesi çok yüksek bir tedavi yöntemi, hastalarda yan etkileri az ve aynı zamanda uygun bir teknikle, gelişmiş bir ekiple yapıldığı zaman sonuçlarında e, yüz güldürcü olduğunu bilmekteyiz.